Gaziantep'te Muhtarlar Akademisi projesi kapsamında 7 başlıkta toplamda 32 saat eğitim alan 186 muhtar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Konferans Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Türkiye'de bir ilk olan Muhtar Akademisi'nin açılışında yaptığım konuşmada belirttiğim gibi akademinin ne kadar verimli ve yerinde bir proje olacağını tüm muhtarlarımız da teyit etmiş oldu. Buradan bir kez daha ilklere imza atan bakanımız, bacımız, ablamız, kardeşimiz Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Allah kendinden 100 bin sefer razı olsun. Bu akademi programı gösteriyor ki muhtarlarımız artık ikametgah veren, mühür basan ve belli birkaç klasik görev yapan kişiler olmaktan çıkıp Türk idari yapısını yakından bilen, anayasa ve insan haklarını resmi yazışma, usul ve esasları bilen, aile korunmasını ve kadına şiddeti önlemede ön saflarda yer alan nitelikli birer kamu yöneticisine dönüşmüştür. Tüm muhtarların yanında muhtarlarımız kamu kurumlarıyla ilişkiler konusunda daha bilinçli ve uzman yöneticiler haline gelmiştir. Mahallede nerede bir olumsuzluk yaşanmışsa muhtarımız oradadır ve devletimiz adına halkımızın yanındadır. Bu eğitimler sayesinde muhtarlarımızın hizmet standartlarını yükseltmekle kalmayıp vatandaşlarımıza hizmet akışı daha seri ve akıcı hale gelmiştir. Muhtarlar eğitimi bizim için de hocalarımız için de çok keyifli geçti. Tabii en büyük dezavantajı bu sıcak yaz gününde olması. Gönül isterdi ki daha iyi hava şartlarında size daha iyi ayarlayalım. Ancak Sayın Bakanımın bu eşsiz vizyonu, bir kadın olarak bize örnek olması ve şehrimizi marka bir şehir olarak devam etmesi yönündeki bu gönlünden kopan, bu bitmek bilmeyen azmi sayesinde daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Demokrasi yerelde başladı. Muhtar seçimlerinde gördük. 10-15 adaylı nasıl bir rekabet edildiğini gördük. Ama şunu da gördük. Biz hayırda yarışmalıyız. Biz güzellikte yarışmalıyız. Biz iyilikte yarışmalıyız. İyilerin kazandığı mahallelerde iyilik çoğalır. Sevgi büyür. Acılar azalır. O yüzden yeni dönemde muhtarlarımızdan yaklaşık %60 değişim oldu. Sandıktan çıkan sonuç neyse o. Bu sandık bize 18. kez millete hizmet etme yolculuğu verdi. Bu sandık, bu millet bize 18. kez durmak yok, yola devam dedi. Bu millete minnettarız. İşte bu azim ve kararlılıkla, bu aşkla başladığımızda inandığımız bir şey var. Bizim medeniyetimizde diyor, beşikten mezara kadar ilim diyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. İlim Çin'de de olsalarınız diyor. 4 üniversitesi olan bu şehri eğitim şehri yapmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bizim muhtarlarımızın nasıl yeni değişen dönemde bilgi ihtiyacı var olduğunu gördük. En azından 6 Şubat geçti. Depremin mevzuatı değişti. Depremin hukuku değişti. Bu yeni yasal düzenlemeleri bilmemiz, hangi görev ilçenin görevi, hangi görev büyük şehrin görevi, kimin ne görevi var, verilen makamlarda, o sorumluluklarda, herkesin ne görev olduğunu bilmek ve ona göre de teraziye çıkmak gerekiyor. Temizliğin ilçelerin olduğunu bilmeyip bir çöp gördükleri zaman büyük şehir suçlanmasının da büyük bir vebal olduğunu düşünüyorum. İşte muhtarın görevinin hangi görev ilçenin, hangisi büyük şehrin, büyük şehrin görev alanı nedir, ilçenin görev alanı nedir, muhtarın görev alanı nedir, bürokraside hangi müdürün görev alanı nedir, hukuk devletinde mevzuat nedir? Bizim yasal düzenlemelerimizde bize verilen yetkiler nelerdir? Bunların hepsini öğrenmesi lazım. Muhtar aynı zamanda ara bulucudur. Ailede bir sorun varsa gider muhtar, sözünün kıymeti vardır. Hemen aileyi o yanlış anlaşılmaları düzeltir. Bir alacak verecek kaygısı varsa hemen araya girer, sözünün kıymeti vardır. Hiç mahkemeye gerek kalmadan mahallenin içerisinde sorun çözülür. Muhtarlarımız gerek köylerinde, gerek mahallelerinde bizlerin, devletin adeta gören gözü, duyan kulağı ve dokunan eli oluyorsunuz. Dolayısıyla sizlerin bizlere iletmiş olduğu sorunlar bizler için bir emin niteliğinde oluyor. Bu nedenle ben muhtarlarımıza açık yürekli teşekkür ediyorum. Bu akademiyle de birlikte
Birçok yaştan muhtarımızı görüyoruz. Birçok dönem muhtarlık yapmış. Yine ilk dönem muhtarlığı yaşayan muhtarlarımız aramızda. Okumanın yaşı yok. 7'den 70'e, beşikten mezara kadar yüce dinimizin ifade ettiği gibi oku şeklinde görevimizi icra ediyoruz. Demek üzere sahneye davet ediyorum alkışlarla. Başarılarınız nail olsun. Çok güzel olsun.